2020'nin son gününden herkese merhaba, geçen sene bu zamanlar 2019'un son gününden herkese merhaba deyip giriş yaptım ve birçok iyi temennilerde bulunduğum özellikle sağlık üzerine temennilerde bulunduğum videonun ne dediysem o videoda tam tersi oldu o yüzden ben 2020'den herhangi bir temennide bulunmuyorum. Ee, ve hemen konumuza, videomuza geçiyorum. Şimdi bugünkü konumuz aslında geçen seneki videodan çok farklı değil. Amazon'da çok satan ürünleri bulup satacağız ve bu ürünleri e, özellikle Amazon depolarına göndererek, Amazon FBA depolarına göndererek e, satış yapacağız. Kendi markamızı belki bastıracağız ya da e, markası, markasız da satabiliriz. Hiç önemli değil. Ama buradaki amacımız Amazon'da çok satan, e, rekabet edebileceğimiz, uygun anahtar kelimelerin test edeceğimiz ürünleri bulmak. Şimdi neden uygun anahtar kelimeler diyorum. Örnek veriyorum şu an iPhone 12 kılıfı e, yapalım satalım dediğimiz zaman çok büyük rekabet olacağı için ve siz uygun lansmanı yapamayacağınız için çok fazla para harcasanız dahi o anahtar kelimede yukarıya çıkmanız çok çok zor olacağı için çünkü bu e, çok fazla rekabet var. Dolayısıyla e, o tarz bir ürüne girmek, o tarz bir ürünü yaptırıp Amazon depolarına göndermek çok mantıklı bir hamle değil. Dolayısıyla bizim burada yapacağımız hamle o kadar iyi bir hamle olmalı ki orta rekabetli anahtar kelimeler bulmamız gerekiyor. Şimdi orta rekabet ne demek? Şimdi yüksek rekabet bana göre... 100 binin üzerindeki yani her ay 100 bin kişi ve üzerinde aranma yapılıyorsa bir anahtar kelime de bu anahtar kelime çok yüksek rekabettedir. Hatta 200, 300, belki de 500, 600 bine varıyorsa bu anahtar kelimenin aylık aranma hacmi çok çok daha yüksek bir rekabettedir ve kesinlikle o anahtar kelimeler hedeflenerek bir ürün satılmamalıdır. Fakat biz her ay 20.000 kişinin belki de en düşük 10.000 kişinin arattırdığı daha böyle orta rekabetli ürünler tespit edersek ve bu tespit ettiğimiz ürünleri e, bu anahtar kelimelerde promosyon çalışmalarını giveaway ve ppc reklamlarını bu anahtar kelimelerde yaparsak bizim o anahtar kelimede ilk sayfaya çıkmamız çok daha kolay olur. E, kısaca şöyle düşünebilirsiniz. E, yüz, yüz binlerce kişinin arattığı bir kelimede ilk sayfaya çıkmak için on binlerce dolar harcamaktansa on bin yirmi bin belki de 30 bin kişinin arattığı kelimelerde çok daha az para harcayarak ilk sayfaya çıkmak ve e, bu doğrultuda satış yapmak dönüşüm yüksek yapmak çok önemli. Şimdi size e, ben bu anahtar kelimeler üzerine önce birkaç tane örneklendirme yapacağım daha sonra videomuzda paylaşacağım. E, birlikte ürün bulacağız ve bu ürünü Amazon'da nasıl satacağımızı, hangi anahtar kelimelerle satacağımızı tespit edeceğiz. Ben bu videoyu bölümler halinde yapmak istiyorum. Ee, dolayısıyla bu videoyu izlediğiniz zaman belli bir noktada kesilecek ee, ve daha sonra ikinci bölümü yani ikinci demeyelim de bir sonraki bölümü e, ertesi gün yayınlanacak günlük olarak yayınlanacak. Buradaki amacım e, yeni yıl tatilinde evinizdeyken e, hazır çalışmıyorken her gün bu videoları takip edin, her gün e, adım adım sizde kendiniz ürünler bulmaya çalışın. E, ben elimden geldiği kadar bu konu size destek olmaya çalışacağım. Yine mesajlara da, YouTube'daki mesajlara da yorumlar bölümü de yazarsanız sorularınızı e, hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım bu tatil döneminde. Şimdi ilk olarak ben size biraz anahtar kelimelerden bahsetmek istiyorum. Yani anahtar kelime yapıları nasıldır? E, aranma hacimleri neden çok önemlidir? Hangi aranma hacimleri düşük? Hangi aranma hacimleri orta? Hangi aranma hacimleri de yüksek rekabetlidir? Bunu izah etmeye çalışacağım ve daha sonra da ürün bulma aşamasına geçiş yapacağız. Şimdi ilk olarak ekranımda görüyorsunuz bir tane Word dokümanı açtım. E, Türkçe anahtar üzerinde Örneklerinden size örneklendirmeler yapacağım. Tabii ki siz bunu İngilizce anahtar kelimelerde geliştireceksiniz. Şimdi nereden yola çıkalım? Ayakkabıdan yola çıkalım. Ayakkabı kelimesi. Ee, örnek veriyorum ayakkabı kelimesini Amazon'da her ay kaç kişi arattırıyor olsun? 500 bin kişi arattırıyor olsun. Bu kelime yüksek rekabettedir. Neden? Çünkü 500 bin kişinin arattırdığı bir anahtar kelime çok fazla rekabettedir. Yani çok fazla insan arattırdığı için çok fazla ürün listelenmiştir. Dolayısıyla bütün ayakkabılar bu anahtar kelimede listelendiği için de ürün sayısı fazla olduğu için de sizin ilk sayfaya çıkmanız, ikinci, üçüncü sayfaya çıkmanız hayli imkansızdır, çok zordur. Bunun hemen altına bir anahtar kelime daha yazalım. Sarı, sarı ayakkabı mı olur? Siyah diyelim, siyah ayakkabı. Şimdi siyah ayakkabı kelimesinin de 100.000 kişi tarafından arattırıldığını düşünelim. Bu da orta yüksek rekabettir. Yani orta yüksek rekabet ne demek? Ne çok yüksek ne çok orta. Yani ikisinin arasında bir rekabettir. Şimdi siyah ayakkabı dediğimiz hatta şu yanlarına şöyle birkaç örnek yazayım. Burada 1 milyon ürün diyelim ayakkabı ayakkabı kelimesine listelenen e, siyah ayakkabı kelimesinde de 200 bin adet ürün listeleniyor diye düşünelim. Şimdi şöyle bir tabloya baktığınız zaman e, şunu düşünürsünüz ayakkabı kelimesinde bütün ayakkabılar listelenmiştir. Siyah ayakkabı kelimesinde ise sadece siyah renkli olan ayakkabılar listelenmiştir. Dolayısıyla siyah ayakkabı kelimesine daha az ürün olduğu için ve aranma hacmi nispeten ayakkabı ayakkabı kelimesine göre daha az olduğu için de ee, daha düşük rekabetle diyebiliriz yani çok yüksek rekabet diye, e, demeyiz. Peki bunu biraz daha geliştirelim mesela bağcıklı siyah ayakkabı bunun da aranma hacmine 20.000 diyelim buna da e, düşük orta rekabet diyelim hatta düşük demeyelim çünkü 20.000 çok düşük sayılmaz e, 3.000-5.000 gibi hacimleri e, çok düşük sayılır buna sadece orta rekabet diyelim. Burada da listelenmiş ürün sayısına 20.000 ürün diyelim. Şimdi anahtar kelimemizi uzatıyoruz. Uzatmaya devam ediyoruz. Su geçirmez bağcıklı siyah ayakkabı. Bu da 9.000 kişi tarafından aratılıyor her ay. Düşük rekabet. Yani çok da düşük değil ama düşük orta diyelim. Düşük orta. Düşük orta rekabet ve toplamda da 5000 tane ürün. Şimdi bu tabloda gördüğünüz üzere şimdi siz bir kendinizi müşteri olarak düşünün. E, su geçirmez, bağcıklı ve siyah renk bir ayakkabı satın almak istiyorsunuz. Bu ayakkabıyı siz gidip de Amazon'da, Trendyol'da, hepsi burada da herhangi bir ticaret sitesinde ayakkabı diye aratır mısınız? Aratmazsınız. Çok saçma. Çünkü ben eğer ne alacağımı biliyorsam e, tutup da ayakkabı yazdım. Ha, ne alacağımı bilmiyorsam yani e, ayakkabı olsun da bir bakayım şöyle listelere, hani hoşuma giden varsa tıklar alırım diyorsanız, o zaman ayakkabı yazarsınız. Karşınıza çıkan ürünlerin 100 tanesini incelediğinizde satın almayabilirsiniz ama ayakkabı yazdığınız için. Çünkü ne alacağınızı bilmiyorsunuz. Belki e, işte favorilerinize eklersiniz, belki sepetinize eklersiniz. Daha sonra buna bir bakayım dersiniz, atlarsınız. Siyah siyah ayakkabı yani. Siyah ayakkabı arayan bir kişi ise yani siyah ayakkabı satın almak isteyen bir e, erkek ya da bir kadın siyah ayakkabı yazdığında incelediği ürünleri satın alma oranı ayakkabıya göre daha yüksektir. Çünkü niye? Hangi renk ayakkabı alacağını biliyordur ama nasıl ayakkabı alacağını hala bilmiyordur. O yüzden nispeten e, yine düşük bir dönüşüm oranı vardır. Yani Bu conversion rate dediğimiz e, düşük e, ortalama e, satın alma oranı yani dönüşüm oranı ne kadar anahtar kelimemiz uzun olursa bu satın alma oranı da o kadar artıyor. Çünkü müşteri ne alacağına daha emin, ne alacağına daha kararlı. Şimdi siyah ayakkabı kelimesini almayabilir. Yani alabilir, almayabilir. Ama e, arattığını farz ettik. Dolayısıyla ben bu kelimede çıkmam çok da bir büyük bir esprisi yok aslında. Şimdi bağcıklı siyah ayakkabı bakın çok daha niş. Yani detaya indik. Biz buna long tail diyoruz. Yani gittikçe kelimemiz uzuyor. Bağcıklı siyah Ayakkabı. Şimdi, bağcıklı siyah ayakkabı kelimesini eğer 20 bin kişi aratıyorsa, emin olun siyah ayakkabı kelimesini aratan kişiden daha fazla e, satın alma oranı yüksektir. Çünkü ne alacağını artık çok emin. Hem bağcıklı olsun istiyor, hem siyah olsun istiyor, hem de ayakkabı olsun istiyor. Bağcıklı siyah ayakkabı. Yani satın alma eğilimi daha yüksek bir müşteri demek bu. Ne alacağını bilen müşteri satın alma oranı yüksek demektir. Dolayısıyla ben burada. ...X sayfaya çıktığım zaman... E, ...benim ürünümü satmam daha bir olası. Yani ben ayakkabı kelimesinde... ...X sayfaya çıktığımdaki... E, ...benim bu ürünü... E, ...bağcıklı ayakkabı satma oranım... E, örnek yüzde %0.5 ise... ...bağcıklı siyah ayakkabı kelimesinde... ...X sayfaya çıktığımda o ürünü satma oranım... E, ...ona nispeten 10 kat daha fazladır. %2'dir, %5'tir. Bu oranlar tabii ki değişir. E, sıranıza göre değişir. Mobildeki e, çıkan e, sıranıza göre değişir. Ki mobil daha fazla... Amazon'da ziyaret alıyor mobil ziyaretçiler. Şimdi biraz daha ilerliyoruz. Su geçirmez bağcıklı siyah ayakkabı. Bakın tam ne istediğini bilen müşteri. Bir markayı yazmamış öyle söyleyeyim. Yani su geçirmeyecek bağcıklı olacak siyah olacak ayakkabı olacak. Tamam bu müşteri büyük ihtimalle alacak ürünü. Yani e, 9000 kişi giriyorsa her ay emin olun bu 9000 kişinin e, 1000 kişisi mutlaka ilk sayfadaki ürünleri satın alacak. Oradan bir şey beğenecek, alacak kendine. Dolayısıyla ben bir ürün satıyorsam ve ürünüm su geçirmez, bağcıklı siyah bir ayakkabıysa, ilk olarak benim hedeflemem gereken anahtar kelime, yani en tepeye çıkmam gereken anahtar kelime su geçirmez, bağcıklı siyah ayakkabı kelimesi olacaktır. Ve ondan sonra bağcıklı siyah ayakkabı kelimesini hedeflemeliyim. Daha sonra siyah ayakkabı, daha sonra ayakkabı. Niye aşağıdan yukarıya doğru gidiyorum? Çünkü benim bütçem kısıtlı diyelim. Yani kısıtlı, kısıtlıdan kastım. Şimdi ayakkabı kelimesine tepeye çıkmak için e, milyon dolar harcamanız gerekiyor belki de. Yani çok büyük para harcamanız gerekiyor. Ama su geçirmez bağcıklı siyah ayakkabı anahtar kelimesinde ilk sayfaya çıkmak için belki bin dolar, belki iki bin dolar harcamanız yeterli olacak. Dolayısıyla ne oldu? Ben ilk sayfaya çıktım. Satış yapabilirim para kazanırım ee, Ve çark dönmeye başlar çark döndüğü zaman yani cirom arttı e, masraflarımı karşılamaya başladı Dolayısıyla ben bir sonraki adıma yani bağcıklı siyah ayakkabıya e, Çalışma yapabilirim dolayısıyla her zaman ve her zaman düşük orta rekabetteki kelimeleri hedeflememiz gerekiyor ve ürünümüzü buna göre inşa etmemiz gerekiyor. Şimdi ben satacağım ürünü henüz şu an bulmadım. Ürün bulma aşamasına belki bir sonraki videoda geçerim. Belki de hani yetişirsek bir e, bakarız ama ürün bulma aşamasına geçmeden önce ee, şöyle bir bilgi daha vereyim size. Satacağınız üründe mutlaka şuradaki long tail yani çalışacağımız anahtar kelime yani su geçirmez bağcıklı siyah ayakkabı anahtar kelimesine e, benim mutlaka ürün başlığında yer vermem gerekiyor. Mutlaka ürün başlığının bir yerinde başında ya da sonundaki ben başını öneririm. Yani marka adınız su geçirmez bağcıklı siyah ayakkabı şeklinde devam etsin. Çünkü e, dikkat ederseniz bu long tail e, kelimenin içerisinde hem... Çok yüksek rekabetle yani 101 milyon kişinin arattığı ayakkabı kelimesi var. Hem bağcıklı siyah ayakkabı yani şuradaki 20 bin kişinin arattığı e, anahtar kelime var. Hem de siyah ayakkabı 100 bin kişinin arattığı kelime var. Yani tüm anahtar kelimeler e, long tail kelimeden sonraki diğer anahtar kelimelerin hepsi tek bir kalıp içerisinde yer alıyor. Muazzam. Ya bazen tabii ki böyle olmayabiliyor bazen işte... Farklı kelimeler gelebiliyor araya. Hani e, her şey istediğimiz gibi olmayabiliyor ama önemli değil. Önemli olan burada bu anahtar kelimenin tamamını yani çalışma yapacağımız kelimenin tamamını ürün başlığında hemen en tepede kullanmak, en başta kullanmak. Daha sonra kelimeye geçtiğinizde eğer bu kelime e, diğer kelimenin içerisinde yani long tail kelimenin içerisinde yer almıyorsa o zaman başlığınızı düzenleyeceksiniz. Bu e, bağcıklı siyah ayakkabı kelimesini de bir yerlere e, yerleştireceksiniz. Ve e, uzun lafın kısası tüm burada çalışacağınız anahtar kelimeleri işin en başında yani satacağınız ürünü belirledikten sonra belirlemeniz gerekiyor. Ve bunları ürün başlığında muhakkak kullanmanız gerekiyor. Çok spam yapmanıza gerek yok. Yani her yere su geçirmez bağcıklı si siyah ayakkabı yazmanıza gerek yok. Başlığa yazmanız yeterli. Belki bir tane bullet pointle de yer verebilirsiniz ve... Ee, yine bu anahtar kelimeleri destekleyecek anahtar kelimeleri bulup Bu anahtar kelimelerinden e, kelimeler üzerinden ilerleyebilirsiniz Şimdi hemen ben e, bir sonraki adıma geçiyorum bir sonraki adımım ürün bulmak Şimdi Geçmiş videolarda ürünlerimi ben hep Amazon üzerinden buldum size Bugün farklı bir metot işleyeceğiz bugün Ürünlerimizi Helium 10 üzerinden bulacağız Helium 10 ee, oldukça kullanışlı bir araç ve her Amazon satıcısının sahip olması gereken bir uygulama. Helium10.com üzerinden erişebiliyorsunuz ve abone olduğunuz zaman ki ben profesyonel ya da e, işte bir üst paketini tercih etmenizi öneriyorum. E, %50 indirim kuponu var. Hemen bu videonun altında e, mesajlar bölümünde göreceksiniz yani videonun açıklama bölümünde göreceksiniz. E, oradaki TUGER50 yazan e, kupon kodunu kullanırsanız helium 10i yarı fiyatına alabilirsiniz. Bu fırsatta kaçırmayın bunu mutlaka değerlendirin diyorum. Ve her Ten'i aldığınızı farz ettim. E, Magnet 2 aracına giriyorum. Şu Tools bölümünden göreceksiniz zaten. Magnet 2 Magnet 2 isimli bir araç var. Bu araca girdik ve buraya bir kelime yazmaya başlıyoruz. Yani aklımıza ne geliyorsa o an çevremizde olan bir şey olabilir. Mesela mikrofon. Şu an önümde mikrofon var ve ben buraya mikrofon yazmak istiyorum. Mikro Mikrofon. Şimdi mikrofon kelimesi yazdıktan sonra bakın bana helium tank anahtar kelimeler öneriyor. Ee, i̇şte mikrofon for kids, işte stand, computer, singing, iPhone, e, for PC ilerliyor. Bakın. Mesela for kids diyelim. Bit stand mesela yani şey mikrofon standından bahsediyor. Tamam, şunu seçtik. Ve get keyword dedim. Yani mümkün olduğu kadar uzun ve hatal kelime seçeceğim. Amacım bu. Az önce bahsettiğim o e, su geçirmez, bağcıklı, siyah ayakkabı gibi e, long tail olan... ...mümkün olduğu kadar uzun ama aranma hacmi yüksek bir kelime bulmam gerekiyor. Bakın. Bu kelime 3336 kişi tarafından aylık arattırılıyor. Yani düşük bir aranma hacmi var. Şimdi ben... Ee, çocuklar için mikrofon standı ürününü bu 3336 kişinin ziyaret ettiği sayfada gösterebilirsem ilk sayfada. Herki ilk 10'a ilk 5'e sokarsam e, bu 3000 kişinin yani e-ticaret dönüşüm oranları Amazon dönüşüm oranlarına göre biraz farklılık gösteriyor. Amazon'da %5'lere %10'lara varabiliyor dönüşüm oranı. Yani ben ayda 300 tane, 200 tane satacak bir ürün haline getirebilirim listemi. Ama tabii ki yeterli mi bence değil. Çünkü e, bu kadar uzun bir kelime e, tek bir ürünü ifade eden bir kelime farklı kelimelerde de satışı yoksa alternatif kelimeler yoksa aslında hiçbir işe yarayacak bir kelime değildir. O yüzden ben bu mikrofon e, yani çocuklar için mikrofon standı ürünle alternatif kelimeler bulmaya çalışacağım. Şöyle aşağı iniyorum ve farklı ürünler var, farklı kelimeler var mı? Ve arama hacmi yüksek olacak mesela. Şöyle aşağı iniyorsunuz, şurada solda kelimeleri görüyorsunuz. Yan tarafta Magnet IQ Score, onun yanında Search volümü görüyorsunuz. Ben şu an Search volümü yüksek olabilecek, işte 20-30 bin e, civarında aranma hacmine sahip ve benim bu ürünümü hedefleyebileceğim, yani mikrofon standı satıyorum diyelim çocuklar için, bu kelimeye uygun hedefleyebileceğim bir anahtar kelime bulmam gerekiyor. Ve bu kelime yine e, orta e, hacimde olması gerekiyor. Şimdi... Şöyle aşağı indik. Yine bakıyoruz. 24 bin. Mesela gift for teenage, teenage girl demiş. E, çok uygun değil. Şimdi burada search volume'u şöyle e, yüksekten düşeye doğru listeletelim. Ve e, bizim satacağımız ürüne uygun bir ürün bul bulalım. Mesela karaoke mikrofon. Şimdi karaoke mikrofon e, tabii ki yetişkinler için de olabilir. Çocuklar için de olabilir. Ama biz burada e, stand satıyoruz. Yani şey standla beraber satıyoruz mikrofonu. Yani standın da olacağı bir kelime olması gerekiyor. Şimdi burada ona uygun bir kelimeyi muhakkak bulacağız. Mesela mikrofon stand. Bu olabilir. 62.467 eee 467 hacim var bu kelimenin. Bu kelime benim için or, orta yüksek rekabette bir kelime olduğunu farz edebiliriz. Şu kelime de yani e, mikrofon microphone for kids with stand kelimesinde e, 3336 aranma hacmi olduğu için de düşük aranma hacmi olarak önce bu kelimeyle çalışmaya başlarım. Daha sonra bu kelime de ilk sayfaya geldikten sonra e, ben buradaki e, ikinci mikrofon stand kelimesine e, çalışabilirim. Şöyle aşağı iniyorum. Başka kelimeler bulabilir miyim acaba diye şöyle hızlıca bakıyorum. Yani karaoke ürünleri çıkıyor genelde. Karaoke ürünleri. Ha kit mikrofon mesela 38.000 aratılıyor. Şimdi ben anahtar kelimelerimi seçerken tabii ki başlıkta ve bullet point'te yani uygun yerlerde bu anahtar kelimeleri geçirmem gerekiyor. Özellikle başlıkta demiştik. Kids mikrofon kelimesini geçireceğim. Buradaki long tail kelimeyi geçireceğim. Diğer bulduğum kelimeyi başlıkta geçireceğim. ve 3 tane şu an kelimem oldu. Bu şekilde e, kelimelerimi çoğaltabilirim. Tabii ki dediğim gibi mutlaka kelimelerimiz şuradaki Word dosyasına size göstermiş olduğum gibi bir tane çok aşırı yüksek rekabet ee, onun altında orta yüksek, onun altında orta, e, en altında da düşük rekabetli e, keywordler olması gerekiyor ki benim yaptığım lansman çalışması başarılı olsun. Şimdi pek çoğunuz soracak lansman çalışması nasıl yapılır? Yani e, çok basit. Onu da hemen size göstereyim. Şimdi burada helium10.com gems g e m s burada ekranda görüyorsunuz adres çubuğunda. Buraya giriyorsunuz. Şimdi e, tabii bunu yapmadan önce şunu yapmış olmanız gerekiyor. Siz ürününüzü buldunuz, ürününüzü listelediniz. İşte anahtar kelimelere göre ürününüzü oluşturup artık e, Amazon tarafından da indekslenmesini sağladığınız ürünün. E, daha sonra sizin buradan... Bir süper URL oluşturmanız gerekiyor. Şimdi bu bölüme de ikinci bölümde geçelim. Birinci bölüme kadar ben anahtar kelimeler üzerine yoğunlaşmış oldum. Bir sonraki bölümde de süper URL oluşturmayı size anlatacağım. Ve giveaway'i nasıl yapacağımızdan bahsedeceğim. Ve daha sonra ürün bulmaya yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yarın görüşürüz. Gelecek bölümde mutlaka kaçırmayın. Yorumlarınızı da aşağıya yazmayı unutmayın. Görüşürüz.